Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir saat önce Galatasaray Sivas'a kaybetti. Maalesef bu sene şampiyonluk ümitlerimiz, az olan ümitlerimiz de bitti. Şimdi Gaziantepspor Fenerbahçe maçındayız. Fenerbahçe kazanırsa lige bir tat gelebilir. 9 puana iner, bir heyecan gelir. O da kaybederse Trabzon artık şampiyonluk şarkıları söylemeye devam edebilir. Kaybetse bile söylemeye devam eder. Çünkü tehdit eden kimse yok. Trabzon kaybedince büyükler de kaybediyor. Islık çalacağım, çalamıyorum. Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Ayağının dışıyla falsolu. Enteresan. Müthiş vurdu. Falsolu döne döne içeride. Kaleci Berke, ne işin var orada? Berke, ne işin var orada? 8. dakika. Ayağının dışıyla top döne döne falsolu içeri gidiyor. 70 metreden fazladır orası be. Müthiş gol. Müthiş. İndirse arkadaki kişi bomboş. Ya artık mecburen Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Trabzon'u yakalaması için, en azından bir heyecan olması için bu hale geldik artık. Yapacak bir şey yok. Bu maçta Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. 9 puan olsun da bir heyecan olsun ligde. Bir maç izleyelim. Trabzon kaybettiği haftada bile puan farkını koruyacak. Pozisyonunda büyük bir ihtimalle Serdar. Osay Samuel. Mesut koştu. Samuel pası verdi. Mesut kaç karşıya. Mesut vuruyor. Gol! Gaziantep'te skor 1-1. 11 dünya yıldızı. Ceza sahasına mükemmel hareketlendi. Karşı karşıya kaldı ve gol attı. Mesut Özil. Gaziantep'te skor 1-1. Gaziantep 1, Fenerbahçe 1. Offside yok. Temiz gol. Temiz gol. Temiz gol. Kaleci Güney'i böyle mağlup ediyor. Mesut Özil kaleye baktı. Çok klas bir dokunuş. Güney çaresiz kalıyor. O top nasıl havalanmış öyle ya birden? Düz vursa, yerden vursa kaleci çıkaracak. Kapatmış. Topun dibine giriyor. Fenerbahçe 1, Antep 1. Ya Fener kazansın ya. Fener kazansın ya. Vallahi Fener de kaybederse maç Gaziantep'te yeniden başlıyor. Hiçbir heyecan olmayacak. Nasıl maç seyredeceğiz? Onu düşünüyorum. Maçın nesini, ne iddiayla seyredeceğiz maçı? Mesut pres yaptı. Serdar Dursun topu pası. Atilla Karaoğlan ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Sivasspor Galatasaray maçına göre çok daha güzel bir maç izledik, zevkli bir maç izledik. Fenerbahçe istekli oynuyor. Maç istiyor belli. Antep de dirençli takım. İnşallah ikinci yarı daha güzel olur. İkinci yarıda görüşeceğiz. İkinci yarı başladı. Vallahi kader bizi Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını istemeye mecbur etti. Lig heyecanlansın diye Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını istiyorum. Yapacak bir şey yok. Galatasaray bizi bu hale getirdi. Bu sene Galatasaray bizi bu hale getirdi. Galatasaray bizi verem etti. Bu takımdan bir cacık olmayacağını ta ben sene başından itibaren söylüyordum. Ama işte bu Avrupa'da alınan bu defans futbolunun aldığı işte birbirler, Marsilya galibiyeti vesaire. Fatih Terim eleştirilmedi. Yok Avrupa Fatih'iz ayağına. Ligdeki bu büyük başarısızlık örtbas edildi. Maalesef. Kim Min-jae ile Szalai de müthiş iki stoper olarak Fenerbahçe'nin. Barajı geçerse gol olur. Yetişemez oraya. Muhammed Demir geliyor. Muhammed geliyor. Muhammed vuruyor. Barajda kaldı.
Penaltı. Hücum oyuncuları savunma yapamaz. Ulan Felek, ulan Felek, bizi Fenerli yaptın be. Vallahi Antep'in atmasını istemiyorum ya. 53. dakika. Ceza sahasına girmemeleri konusunda oyuncuları uyardı Atilla Karaoğlan. Kaçır, kaçır, kaçır. Kaçır ya. Bu maç Fener kazansın. Kaçır ulan. Maxim geliyor. Maxim vuruyor. Belki uzandı. 2-1. Çıkarıyordu belki. O yüzden bir heyecanlandım çıkardı diye. Ooo, inanılmaz büyük bir hata. Büyük bir hata Berke. 2 kişi birbirine girdi. Karşı karşıya Berke çıkardı. Bu nasıl bir defans hatası ya? Ulan övdük ikisini, Zalai ile Kimmice'yi, nazar değdi anasını satayım. Birbirlerine girdiler. Bomboş karşı karşıya Berke çıkardı. Ferdi kurtarmaya çalışıyor rakibine. Ferdi kurtardı. Ferdi içeriye doğru. Berisha kaleye baktı. Berisha sallamadan döndü. Atak sürüyor. Zayt gol! Miha Zayt! Nefis bir gol! Müthiş gol! Yine büyük pas hatası. Kim Mice inanılmaz hatalar yapmaya başladı. Ulan kimi beğensek, kime maşallah desek 3 ay yaşamıyor topağlarda gol 3-2. Büyük hata Kim Mice. Kimi nazar değiyor anasını satayım. Beğenmeyeceğim. Bu nasıl bir hata ya? Birinde ikinci de attı adam. Kim Mice büyük hata, büyük. Yani dönüp kendi kalene atsan bu kadar olur. Şuraya bak. İnanılmaz ya. Berke ne yapsın ya? Berke ilkini çıkardı. Bunlar artık karşı karşıya yürüye yürüye girdi gol. Kalenin önünden 2 metre mesafe. 2 metreden az ve işte izliyoruz. Mutlak bir gol şansı. Ama yani zor top, zor top. Şimdi Fenerbahçe beraberlik golü. O top zor top bir kere. Son anda görüyor, defanstan geçince beklemiyor. Yani çok da kızamazsın. Niko Muhammed Demir değişikti. Ooo, inanılmaz. Ooo, niye ulan, niye acele ettin be? Karşı karşıya Berke'ye verdi. Serdiye doğru gönderdi. Enteresan. Kadro kalitesi Galatasaray için de geçerli bu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadro kalitesi Anadolu takımlarını yenmeye yetmiyor. Ya Mourinho da gelse bu iş budur. Berke'nin yanına gitti. Hayır hocam, devam diyor Berke'de. Ya Muhammed'le, Crespo'yla, Serdar Dursun'la, ondan sonra ne bileyim Tisserant'la bu iş olmaz. Bunlar büyük takım oyuncusu değil. Ömer Bayram'la, Berkan'la, Taylan'la Galatasaray'da olmadığı gibi. Gideceksin, büyük takıma uygun topçu alacaksın. Fark yaratacaksın. Gaziantep Spor 3, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe de yenildi ve evet, kepenkleri indiriyoruz, dükkanı kapatıyoruz. Lig bitti. Sırf puan farkı var diye demiyorum. Bu oyunla bu kadar yani. Çok
Ya Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gücü bu kadar. Kurdukları kadronun gücü bu kadar. Fenerbahçe bugün elinden geleni yaptı. Ya şunlara bak. Şu topçuların haline bak. Koşmadılar diyemezsiniz. Çok da istekliydi ama olmadı yani. Crespo'yla, Serdar Dursun'la olmuyor olmaz. Berkan'la, Taylan'la olmuyor olmaz. Şimdi garibim Pereira'yı kovmayın yani. Alın kupayı getirin. Trabzon'a verin. Verin Trabzon'un çupasını. Adamların çupasını verin. Yılbaşına çupayla girsinler. Son bölümde belki top aldıktan sonra böyle düşmüştü. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.